Gerçekten çok iddialı. 2021 modelin amiral gemisi telefonlarının neredeyse yarı fiyatına satılacak olan bu telefon masaya vurdu ve ağırlığını koydu. Evet arkadaşlar, bugün sizler Xiaomi Mi 11'i konuşacağız. Premium telefonlarda sınıfının en güçlü telefonu şu an Mi 11. Bu da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına borçlu. Evet, bu konuda bir ilk geliyor. Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olma özelliğine sahip bu telefon. Başka acaba hangi ilkleri barındırıyor birlikte? 4 tarafı kavisli, 2K çözünürlüğüne sahip olan ekran yine burada bir ilki bize yaşatıyor. Evet, 6.84 inç olarak biraz büyük bir ekrana sahip AMOLED ekran ve Samsung E4 olarak Samsung'dan ekranını alarak yapılmış bir telefon. 120 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor ve bu da 2K bir ekranda gerçekten keyif verecektir. Bu arada yenilenen arayüzü ile çok farklı bir deneyim sunacağını iddia ediyor Xiaomi burada. Aynı zamanda 480 Hz'lik bir dokunma örnekleme hızına sahip. Bu da oyuncu canavarı demek, oyunlardaki hassasiyet maksimuma çıkacaktır. Bu da oyun severleri ayrıcalıklı hissettirecektir. HDR10 Plus çözünürlükte olan bu telefon 515 ppi çözünürlüğe sahip. Burada telefonun 1500 nitlik bir parlaklığa sahip olduğunu söylemek gerek ve bu da güneş altında 1700-1770'lere kadar çıkabiliyor. Bu da şu anki telefonlarda yine olmayan bir özellik. Yine bir ilki burada bize yaşatıyor Xiaomi Mi 11. iPhone Pro 12'de bunun 1200 nitlik bir parlaklığa sahip olduğunu da ayrıca lansmanında belirttiler. Yani burada yine iPhone Pro Max'i geçmiş oluyor. Aynı zamanda 10 bit renk desteğine sahip ve bu özelliği taşıyan ikinci telefon olma özelliğini de yine kendinde barındırıyor. Ekrana baktığımızda yine Gorilla Glass Victus kullanılmış burada. Önceki nesil cam korumalarına karşı çizilmelerde 2 kat, düşmelerde de 1.5 katlık bir ekstra dirence sahip. Burada Snapdragon 888 işlemcisini kullandığını söylemiştik. 8 çekirdekli olduğunu zaten belirtmeye gerek yok. Amiral gemilerinde zaten bu olmazsa olmaz. Burada Snapdragon 865, yani bir önceki nesle göre %30'luk bir performans ve %25'lik bir enerji tasarrufuyla Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olduğunu da söylemiştik zaten. Telefon burada 3 seçenekle geliyor. Ya 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, ya 8 GB RAM, 256 GB'lık bir dahili hafıza ya da 12 GB'lık bir RAM ve 256 GB'lık bir dahili hafıza ile size seçenek olarak sunulmuş. Burada telefonun yine çok ince bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Geçen seneki model Mi 10'a göre 1 milimetrelik bir incelme söz konusu. Yalnız burada bataryadan ödün vermeden bunu yapmışlar. Gerçekten burada alkışlamak gerekir. Harman kadron yapımı, stereo hoparlör çıkışı var ve burada da gerçekten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Fotoğraf kalitesine gelirse gerçekten çok iddialı olduğunu söylemek gerek. OIS, yani Optic Image Stabilization bu telefonda var. Arka tarafta 3 kamerası mevcut. Ana kamera 180 megapiksellik f1.85'lik bir değere sahip. Bunun yanında 13 megapiksellik f2.4 değerinde ultra geniş bir kamerası var ve 5 megapiksellik f2.4 bir kamerası daha mevcut. Ana kameranın 8K çözünürlükte 24 ve 30 fps'lik bir video çekimi yapabildiğini söylemek gerek. 4K çekimde ise 30 ve 60 fps de seçenekler arasında. Ön kameraya baktığımızda 20 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Yalnız burada çok üzülerek söylüyorum ki ön kamerada 4K seçeneği mevcut değil. 1080p'de çekim yapabiliyor sadece. 1080p'de de sadece 30 fps'lik bir değerde çekim yapabiliyorsunuz. Bu da telefonun eksiği yanlarından. Birazdan zaten videonun sonunda da size diğer eksiği yanlarından bahsedeceğim. Alınır mı alınmaz mı artık siz karar vereceksiniz. Tamı tamına 4600 mAh'lık bir batarya ile geliyor. 55 Watt'lık bir şarj aleti ile 45 dakikada şarj olabiliyor. 50 Watt'lık bağlantısız bir şekilde şarj olabiliyor ve bunu da 53 dakikada yapabiliyor. Ayrıca 10 Watt'lık bir kablosuz ters şarj özelliği de var. Burada ekrana gömülü parmak izi sensörü var. Bu sensörün başka özelliği de var. Nabız ölçebiliyor ve bunu da akıllı saatlerle aynı doğrulukta yapıyor. Burada da yine Mi 11'i tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Geliştirilmiş Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisine sahip ve burada da yine iPhone 12 Pro Max ile karşılaştırdığımız zaman ondan bir tık daha bağlantı hızında daha iyi değerler alıyoruz. Kutudan telefon ve şarj kablosu çıkıyor. Şarj aleti yapmıyor. Apple'a zamanında gönderme yapan şirket şimdi kendisi de resmen bu yola girdiğini bize göstermiş oldu. Bakalım kullanıcılar da bu konuda nasıl bir tepki verecek, bunu da zaman içerisinde hepimiz göreceğiz. Renk seçeneklerine geldiğimizde siyah, mavi ve beyaz seçeneklerimiz var. Burada da 3 seçenek bizi karşılıyor. Telefonun ön siparişleri Çin'de 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Ülkemize de yakın zamanda geleceğini düşünüyorum ve girdiği zaman da piyasayı allak bullak edecektir. Şimdi telefonun eksi yönlerine gelelim.
Bu telefonda telefoto lens yok maalesef. Bunu da muhtemelen Pro modelinde karşımıza getirecekler. Burada da yine karşımıza bir satış politikası çıkıyor. Bu arada Pro modelinde 12 Şubat'ta tanıtılacağıyla ilgili bazı dedikodular mevcut. Yalnız bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını da söylemek isteriz. Eksi yönlerinden devam edeceksek bataryasının biraz küçük olduğunu söylemek gerek. Ama telefonun çok ince yapısını düşünürsek burada yine birazcık hak vermekte doğru olacaktır. Bir başka eksi yönü de telefonda SD kart desteği yok maalesef. Bunu da bilmekte fayda var. Aynı zamanda ön kameranın 4K çekim yapamadığını söylemiştik. 1080p'de 30 fps'ye kadar çekim yapabiliyor. Bu da amiral gemisi telefonlarla karşılaştırdığımız zaman bir adım geriye düşürüyor bu telefonu. 108 megapiksellik bir lens olduğunu söylemiştik bu telefonda. Yalnız sensör 2020 yılına ait bir sensör. Yani eski bir sensör. Burada daha yeni bir sensör kullanabilirlerdi. Pro modelinde daha yeni nesil bir sensöre yer vereceklerini düşünüyoruz. Bir amiral gemisi olarak burada suya dayanıklı bir IP sertifikası beklerdik biz. Bu da maalesef bu telefonda yok. Evet, bu kadar eksi yön bu telefona yeter. Bence fiyat performans açısından güzel bir telefon. Türkiye'deki fiyatlarını da geldiği zaman hep beraber göreceğiz ve ona göre alıp almamak konusunda kararımızı vereceğiz. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle Xiaomi'nin özelliklerine baktık ve inceledik. Umarım yakın zamanda ülkemize gelir ve daha yakından inceleme fırsatımız olur. Şimdiden herkesin yeni yılını kutlar, sağlıklı yıllar dilerim. Takipte kalın.